Stres hayatımızın bir parçası. Daha sabah kalkar kalkmaz aklımızda bir sürü şey var. İşte otobüse yetişecek miyiz? İşe gittiğimiz zaman bütün o görevleri bitirebilecek miyiz? Acaba trafik var mı? Geç kalır mıyım? Vesaire vesaire. Tabii stresin kalbimizin üzerinde birçok etkisi var. Özellikle hani hızlı çalışması, tansiyonumuzu biraz yükseltmesi vesaire. Bunların hepsi problem. Ama bunu acaba bir deneyle çözebilir miyiz? Deneyle size gösterebilir miyiz dedik. Hadi elbette bunu da eğlenceli yapmak istiyoruz. O yüzden Bostancı tarafları böyle içinde güzel oyuncakların olduğu bir Luna Park'a geldik. Şimdi aslında burada bu deneyi ben sevgili Doğanay'la birlikte yapacaktım. Ama o beni şu anda sattı. Dedi ki hocam ben drone kullanacağım. O yüzden bu güzel oyuncağı lütfen sen tek başına bin dedi. Arkamda gördüğünüz oyuncağa bineceğim. Ve stresin kalp üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu göstereceğim. Bu arada akıllı saatler vasıtasıyla da kalbin hızını ölçeceğiz. Hani gerçekten yükseliyor mu, yükselmiyor mu ona bakacağız. Hani sanki bana böyle bakarsanız, hani bana gelirse ben şimdiden biraz stres hissetmeye başladım gibime geliyor, ne yalan söyleyeyim. Yani hava mı soğuk yoksa ben mi heyecanlandım bilmiyorum. Ama hadi gelin beraber şu deneye bir başlayalım. Sağlam mı hocam bu? Kitlendi mi? Kitlendi herhalde değil mi? Yani ağzımdan istemediğim kelimeler çıkarsa şimdiden özür diliyorum. Üç dakika sürecek bir deneye başlıyorum şimdi. Bakalım kalp hızımız ne olacak? Yani şu anda yüzü gördü, onu biliyorum. Bakalım. Haydi görüşmek üzere. Ay fena be. Of. Ah. Ah. İmdat. Bu hakikaten çok kötü. Ay bacaklarım ağrıyor. Aslında acayip eğlenceli, onu söyleyeyim size. Hani orada bağırmak falan da insanı biraz rahatlatıyor. Ama hani bir ara böyle tepeye çıktım ve ters döndüm ya. Yani gözlerim kapalıydı, öyle olduğunu tahmin ediyorum ama. Ah. Gene de atlattım galiba. Evet. Eğlenceli bir deneyin sonuna geldik. Şimdi bakacağım acaba hakikaten kalp hızım kaça kadar çıkmış. Yani yukarıda ben eminim böyle 120'leri falan gördüğümü düşünüyorum. Bakalım kalp hızının değişimi nasıl oldu? Tabii aslına bakarsanız bu bizim bir savunma mekanizmamız. Hani sonuç itibariyle kalp neden hızlanıyor? Stres kontrolünde daha fazla kan pompalıyor, tansiyonunu yükseltiyor, kaslarına daha fazla kaslarına daha fazla kan gidiyor. Dolayısıyla bizim esasında stresle daha iyi baş etmemizi sağlıyor. Ama tabii sonuçlarını hadi gelin hep beraber bir bakalım. Ne dersiniz? Şimdi kalp atışlarım elimde. Zaten arkadaşlar ekrana da yansıtacaklar. Normalde benim işte hani istirahat sırasındaki kalp hızım 50, 60, 70 civarında dolanıyor gördüğünüz gibi. Ama ne zaman ki bu deneye başladık, ilk gördüğüm değer 119. Sonra hani şöyle tepeye beni çıkardı, tepe taklak yaptı ya. O dönemde kaç olmuş biliyor musunuz? Ben de gördüğüm zaman şaşırdım. 149. Dakikada 149 kere atmış kalbim. Tabii ki bu çok kısa süreli bir eğlence amaçlı yaptığımız bir deneydi. Eğlence için hani ara ara böyle kalbinizin yüksek çarpmasında bir sıkıntı yok. Ama çok uzun süre hani stres kaynağı sürekli hayatınızda devam ediyorsa o zaman tabii stresin kalp üzerindeki olumsuz etkilerini görmeye başlayabilirsiniz. Bundan kurtulmak için her zaman söylediğimiz gibi sağlıklı uzun ömrün anahtarı ne? İyi beslenme, doğru beslenme, dengeli beslenme, egzersiz, stres kaynaklarından uzak durma, sigarayı hayatınızdan çıkarma, aşırı kahve tüketimini, aşırı çay tüketimini hayatınızdan çıkarmanız en doğrusu. Bir de dediğim gibi böyle hani gevşeme teknikleri sizi rahatlatacaktır. Doğrusunu ben buradan isterseniz hani ben buradan indiğim zaman o adrenalin böyle hani ilk başta kanıma salındı,
kalbim 150 attı dakikada falan ya. Ondan sonra adrenalin bir çekildi, ben buradan pamuk gibi indim. Stres şimdi konusunda peki konuşurken herkes vücudun verdiği bu tepkilerin stres karşısında psikolojik kaynaklı olduğunu düşünüyor. Aslında hiç de öyle değil. Tamam, olay tamamen beynimizde salınan bazı kimyasal maddeler ve hormonlar üzerinden işliyor. Şimdi nasıl oluyor da biz stresle karşılaştığımız zaman vücudumuz bu kadar böyle alt üst olacak tepkiler vermeye başlıyor? Ve neden acaba stres kaynağı uzun süre hayatımızda var olduğu zaman hastalıklara neden oluyor? Yani hakikaten hani pek çok kez denir ya, işte o çok ciddi bir stresten geçti, arkasından o hastalık çıktı veya işte bir türlü o işle baş edemedi, arkasından hasta oldu vesaire. Bunlar doğru mu? Evet, doğru. Çünkü stresin uzun dönemde yarattığı etkiler var. Ama bunların hani uzun dönemde nasıl hastalığa yol açıyor bunu anlayabilmemiz için önce kısa dönemde işler nasıl oluyor bir onu bilmemiz lazım. Bir kere vücutta strese karşı verilen tepkide İki yol çok önemli. Bir tanesi sinir sistemi, bir tanesi de otonom sinir sistemi. Ama sinir derken asabiyetten bahsetmiyorum, sinirlenmekten bahsetmiyorum. Hani nasıl vücudumuzda damarlar bütün vücutta yayılıyor? Sinirler de aynı şekilde. Beyinden kaynaklanan, omurilikten kaynaklanan sinirler bütün vücuda yayılıyor. Şimdi burada sinirlerin bir kendi istemli çalışanları vardır, bir de istemsiz, yani otonom sinir sistemi, bağımsızlığını ilan etmiş bir sinir sistemi vardır. Otonom sinir sistemi dediğimiz bu bağımsızlığını ilan etmiş sinir sistemi de bizim daha fazla organlarımızın çalışmasıyla ilişkilidir. Yani burada da iki tane böyle alt grubu var, bu iki kolu var diyelim bu sinir sisteminin. İki kardeş gibi düşünebilirsiniz ama bu iki kardeş birbiriyle çok da iyi anlaşamıyor. Karakterleri birbirinden tamamen zıt. Biri diyor ki ya kalk gidelim diyor. Ötekisi diyor ki ya otur boşver Allah aşkına, ne işin var, fazla dolaşacaksın diyor. Bir tanesi diyor ki hadi yemek yiyelim. Ötekisi diyor ki yok yok, hiç aç değilim şu anda. Bir tanesi diyor ki hadi tuvalete gidelim. Ötekisi diyor ki yok, hiç tuvalete gitmeye gerek yok şu anda. Yani tamamen biri hızlandırırken ötekisi yavaşlatıyor. Şimdi bir stres kaynağıyla karşı karşıya kaldığımız zaman, şimdi mesela benim bu Luna Park'taki oyuncakta, oyuncak diyelim ona, özellikle tepe taklak kaldığım zaman kalp atışımın dakikada 150'ye vurduğunu gördük. Neden? Çünkü orada hani benim kafamdan tabii ki ister istemez bir sürü şey geçiyor. Tamam, biliyorum. Ne kadar bilsem de ki orası güvenlidir, işte gözümün önünde güvenlik testlerini yaptılar. Aleti çalıştırmadan önce mesela iki kere güvenlik turu yapıldı orada. Ama yine de tepe taklak düşüyorum ve metrelerce yükseklikteyim. Yani tepe taklak duruyorum ve metrelerce yükseklikteyim. Ve ne olursa olsun içimde acaba düşer miyim korkusu oluyor. İşte o korku anında hemen bizim limbik sistem dediğimiz beynimizin iç tarafındaki işte amigdala dediğimiz, işte farklı isimler söylediğimiz, çok ayrıntısına gerek yok. Ama ilkel beynimiz diyor ki ya Murat, burada bir tehdit var. Senin bir şekilde bunu toparlaman lazım. Buna tepki vermen lazım diyor. Onun üzerine otonom sinir sistemi içinde bu kardeşlerden çok hareketli olanı bir anda aktif olmaya başlıyor. Ne yapıyor? İlk başta kalp hızını arttırıyor. Yani daha fazla kan pompalamaya çalışıyor. Başka ne yapıyor? Tansiyonu yükseltiyor. Nefesi hızlandırıyor. Ve gözlerini fal taşı gibi açtırıyor, göz bebeklerini genişletiyor. Neden? Çünkü hani etrafta başka tehdit var mı göresin. Gerçi ben orada tamamen gözlerim kapalıydı. Ama açsam herhalde onu görürdünüz. Vallahi açamadım, ne yalan söyleyeyim. Neyse. Sonuçta sempatik sistem bunu yaptırıyor. Bütün vücuda kan pompalamaya başlıyor. Tansiyonu yükseltiyor. Ha, orada hedef esasında ne? Hani her zaman bu stres karşısında söylenen işte kaç ya da dövüş refleksini vermek. Yani ya kaçacaksın bir stres anında ya da ne yapacaksın? Savaşacaksın. İkisinde de neye ihtiyacım var? Metabolizmamın çok hızlanmasına, kaslarıma ihtiyacım var. Ve tabii ki burada ne yapıyor? Özellikle de beyne giden ve kalbe giden kanı arttırmaya çalışıyor vücut. Şimdi sempatik sistem böyle aktive oldu. Ama bunun yanı sıra o ilkel beyinden çıkan, İşte mesela amigdala, o önemli noktalardan bir tanesi. Hipotalamus. Bunlar hep stresi, duyguları hissettiğimiz noktalar. Yani tehdidi hissettiğimiz yerler. Bu noktada sen onu hissettiğin andan itibaren vücudun bir yandan sempatik sinir sistemini çalışıyor, bir yandan da hormon sistemini çalıştırıyor.
hipotalamus hipofize diyor ki burada ciddi bir problem var. Senin bir şekilde hormon sisteminde çalıştırman lazım. Ha, şimdi şurada şunu söylemek lazım. Peki nasıl oluyor da bizim bu stres hastalıklara yol açıyor? Kısa dönemde yaşanmış olan stres. İşte bizim Luna Park'ta yaptığımız bu deney gibi. Ne oldu? Stres kaynağı vardı. Yani ben bir oyuncağa binmiştim. Ondan sonra işte bir stres yaşamıştım. Fakat bindikten sonra bakın ne oldu? Hemen direkt olarak nabzım düşmeye başladı. Öncesinde bir kere stresi, yani benim şu nabız çizelgeme bakarsanız, hani öncesinde benim kalp nabzım işte 50, 60, 70 civarında gidiyordu. Fakat şimdi çekime başlayacağım zaman biliyorum ki burada bir stres kaynağıyla karşı karşıya kalacağım. Hafif böyle kalp ritmim 100'e doğru çıkmaya başlamış. Sonrasında ne olmuş? Tepe tepe olduğum zaman bir anda 150'ye çıkmış. Yani o beni savurduğu dönemlerde. Ondan sonra da iş bittikten sonra da hemen düşmüş. Yani gördüğünüz gibi maddelerin etkileri de o kadar hızlı başlayıp o kadar hızlı bitiyor ki. Ha, şimdi diyelim ki kişi bu stres kaynağıyla sürekli yaşıyor. O zaman tabii etkisi daha uzun sürecek. Ama kısa dönemde böyle bir şey olsa bile vücudun verdiği tepki sonunda ne oluyor? Bir, kanı bir kere gereksiz organlardan çekmeye başlıyor. Yani bağırsaklarda kanın ne işi var o anda mesela? Değil mi? Hiç bağırsakla ilgin yok. Yani düşünün mesela bir stresle karşı karşıya kaldığınız zaman tuvalete gitmeyi düşünmezsiniz. İlk yapacağı şey vücudun kanı kıymetli organlara göndermek. Yani kalbe göndermek, kalbin kaslarını çalıştırmak. İki, beyne göndermek. En önemli korunması gereken organlar bunlar. Ha bu arada kortizol gibi hormonlar da salınmaya başlıyor böbrek üzeri bezlerden. Böbrek üzeri bezlerden biraz önce söylemiştik yani ortasından adrenalin salınıyor. Üst tarafından korteks dediğimiz bölgesinden de kortizol salınmaya başlıyor. Kortizol de bir yandan gene hayati organları çalıştırmaya devam ediyor. Ama mesela bağışıklık sistemi gibi bazı sistemlerin yavaşlamasına neden oluyor. Hatırlayın mesela bağışıklık sisteminin çok fazla çalıştığı hastalarda biz ne veririz? Kortizol veririz, değil mi? İşte burada da diyelim ki stres kaynağı bir türlü uzaklaşmadı. O zaman ne oluyor? Kortizol seviyem yüksek devam ediyor. Kortizol seviyemin yüksek devam etmesi bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor. Ve bunun sonucunda da bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz. O yüzden işte stresi kontrol altında tutmak gerekiyor. Bunun üzerine ayrı bir video yaparız. Stres kontrolü nasıl olur diye. Hatta bir uzmanla birlikte belki bir meditasyon çalışması yapabiliriz. Farkındalık çalışması yapabiliriz ama en önemli şey tabii ki stresi hayatımızdan, yani stres kaynağını hayatımızdan çıkarmaya çalışmak. Çıkaramıyorsak da kontrol altına almaya çalışmak. Onunla ilgili teknikleri de bir sonraki videoda verelim o zaman. Hepinize bu dakikaya kadar benimle kaldıysanız çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin ve elbette kanala abone değilseniz kanala abone olmanız beni mutlu edecektir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.